Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ehliyet sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz sizlerle birlikte. Arkadaşlar, 2021 yılında en çok çıkan banko trafik sınav soruları 35 adet. %100 sizlere de çıkacak sınav soruları. Çözün, değerlendirin, geçin arkadaşlar. YouTube kanalına abone olup %100 sizlere çıkacak soruları Instagram hesabından da çözerek arkadaşlar sınavımızı 90 ve üzeri not alarak geçmeniz garanti. Hepinize başarılar diliyorum. Hemen sorularımıza geçelim. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanlara sınav sonucunda sertifika vermekle görevlidir? A. Emniyet Genel Müdürlüğü, B. Karayolları Genel Müdürlüğü, C. Milli Eğitim Bakanlığı, D. Ulaştırma Bakanlığı. Motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek. Bakın arkadaşlar, kimin görevidir? Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok. Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. Yolun yapısı trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir? A. Belediye, B. Mahalle muhtarları, C. Tarım İl Müdürlüğü, D. Milli Eğitim Müdürlüğü. Şehir merkezinde arkadaşlar kavşaklarda ışıklı sesli işaret cihazları yoksa tabii ki ilgili belediyelerin görevidir. Cevap Adana seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuza geçelim hemen. Sürücüsü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? Minibüs, tramvay, kamyonet, arazi taşıtı. Evet. 17'yi aşmayan arkadaşlar, koltuk sayısı 17'yi aşmayan araçlar minibüstür. Adana seçeneği doğru cevap. Dördüncü sorumuza bakalım. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır? A. Harekete hazırlanmalıdır. B. Yolun en sağına yaklaşmalıdır. C. Dönüş yapacağı yola girmelidir. D. Yaya geçidini kapatmadan durmalıdır. Arkadaşlar, ışıklı kavşağa yaklaştınız. Kırmızı ile sarının yandığını gördünüz. Bakın, ikisi birlikte yanıyor. Bize ne diyor? Bakın, kırmızıdan sonra sarı ışık yanarsa harekete hazırlanın. Yol trafiğe açılacak. Değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. Beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz, sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kaviste dönmesi. B. Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi. C. Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun içeride girmesi. D. Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Sola dönüşler, arkadaşlar bakın, sola dönüşler geniş kaviste, sağ dönüşler dar kaviste. Bakın burada sağ dönüş yapıyor araçlar, dar kavisle dönülür. Burada yanlış olanı sormuş bize. Bakın, Adana seçeneğinde dar bir kavisle dönmesi, değil mi? Sola dönüşler geniş kavisle dönülür. Adana seçeneği yanlış arkadaşlar. Diğer şıkları okuyalım. Döneceği yönü önceden bildirmesi, tabii ki dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi, kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi. Bunlar tabii ki doğrudur.
Adana seçeneği dar değil, geniş kavisle dönmesi gerekir. Altıncı soruya bakalım. Trafik görevlisinin geceliğin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücü için anlamı nedir? Evet, bakın şu şekilde işaret çubuğunun geç işareti, dur işareti, yavaşlatma işareti, hızlandırma işareti. Evet. Arkadaşlar, işaret çubuğunu bu şekilde tutması trafik polisinin geç anlamındadır. Adana seçeneği doğru cevap. Yedinci soruya bakalım. Bölünmüş karayollarında geçilen araç sürücüleri geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır? A. Sağ şeride geçmek. B. Sığınma cebine girmek. C. Önündeki aracı geçmek. D. Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmamak. Evet arkadaşlar, bulunduğu şeridi izlemek, hızını artırmamak gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. 8. sorumuza geçelim. Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye hangi ceza uygulanır? A. Sadece para cezası verilir. B. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. C. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır. D. Sürücü belgesine süresiz olarak el konulur. Alkollü birinci defa yakalananların arkadaşlar sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınmaktadır. Bursa seçeneği doğru cevap. 9. sorumuz. Otoyolda 90 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 35, 45, 55, 65. Bize burada dikkat edin, takip mesafesini sormuş. Takip mesafesi demek hızın yarısı demektir. Yani 90'ın yarısı kaçtır arkadaşlar? 45'tir. Cevaplara baktığımızda yine Bursa seçeneğinde doğru cevabımız verilmiş arkadaşlar. Evet. Onun sorumuza geçelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir? A. Araç üzerinde keyfi değişiklik yapılması. B. Periyodik bakım kartının doldurulması. C. Muayenesinin yaptırılmamış olması. D. Kayıt ve tescilinin onaylanması. Tabii ki arkadaşlar, burada trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğu kayıt ve tescil işlemlerinin onaylanmasından itibaren geçerlidir, değil mi? Evet, trafiğe çıkabilir. Denizli seçeneği doğru cevap. 11'e bakalım. Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir? Bakalım yukarıdaki bilgiler. 1. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. 2. Sürücüler yetkililerin istemesi halinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır. Tabi her ikisi de zorunda arkadaşlar. Dikkat ederseniz her ikisi de doğrudur, değil mi? Evet, Denizli seçeneği cevap. 12'ye bakalım. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır? Trafik tanzim grubu. Dikkat edin arkadaşlar, bakın. Adana seçeneği, Ceyhan seçeneği, Denizli seçeneği trafik tehlike uyarı işaretleridir. Bakın üçgenler. Bursa seçeneği trafik tanzim işaretidir. Çünkü yuvarlak. Evet, cevap Bursa seçeneğidir. 13. sorumuz yine trafik polisinin hareketlerinden gelmiş, bakın. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi doğrudur? Arkadaşlar, bu tip sorularda trafik polisinin ön ve arkası kapalı, omuz başları açıktır. Bize hangi
hangileri geçer diyor. Geçmesi doğrudur. 1 ile 3. Bakın kol istikametleri 1 ile 3'ü gösteriyor. Ceyhan seçeneğidir. 2 ile 4 beklemelidir. 14. soru. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur? 30, 40, 50, 60. Teknik değişiklik yapıldığı zaman 30 gün içerisinde ilgili kuruluşa bilgi verilmesi zorunludur. Adana seçeneği doğru cevap. 15. Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? 1. Geçiş yollarının önü ve üzeri. 2. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları. 3. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Bakın burada her üçünün de yasak olduğu aşikar arkadaşlar. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. 16. soru. Karayollarında taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenir? A. Yol çizgileri, B. ışıklı işaret cihazları, C. Trafik polisinin sayısı, D. Karayollarındaki taşıt sayısı. Tabii ki taşıtların yan yana gitme sayısı yol çizgilerinden anlaşılır, değil mi arkadaşlar? Şeritlerden. Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 17. sorumuz yine trafik işaretlerinden gelmiş. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur? Adana, Bursa, Ceyhan, tali yol, ana yol işaretlerimiz. Denizli seçeneği ise dur işareti. Arkadaşlar dur işareti tali yolda bulunur. 18. soru. B sınıfı sürücü belgesi ile aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz? A. Kamyon, B. Minibüs, C. Otomobil, D. Kamyonet. Kamyonet, otomobil ve minibüs B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılır ama kamyon kullanılamaz. Arkadaşlar Adana seçeneği doğru cevap. 19. sorumuz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi, B. Aracını yavaşlatması, C. Takip mesafesini azaltması, D. O bölgeden dikkatli geçmesi. Evet, yanlış olanı sormuşlar bakın arkadaşlar. Takip mesafesini azaltması demiş. Bakın Ceyhan seçeneğinde gevşek malzemeli zeminde değil, bakın bu gevşek şev. Arkadaşlar gevşek malzemeli zemin, gevşek şevde hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Bakın burada Ceyhan seçeneği yanlış verilmiş. 20. sorumuz. Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? A. Duraklamak, B. Araç içi ışıkları yakmak, C. Uzağa gösteren ışıkları yakmak, D. Park ve sis ışıklarını birlikte yakmak. Evet. Arkadaşlar yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan araçlar uzağa gösteren farları yakmak zorundadır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 21. sorumuz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kaygan yola yaklaşıldığını, B. Sola dönmenin yasaklandığını, C. Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını, D. Sol taraftan tek yönlü yola girileceğini. Evet, sola, değil mi? Tehlikeli viraja yaklaşıldığını bize bildiriyor. Burada ne yapmamız gerekir arkadaşlar? Tehlike uyarı işaretlerinde hız artırılmaz. Bakın azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 22. sorumuz. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Taşıt giremez. B. Motosiklet giremez. C. Taşıt trafiğine kapalı yol.
D. Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Evet, burada dikkat ederseniz otomobil yuvarlak kırmızı içerisinde buraya girişi yasaklıyor. Evet, motosiklet girebilir buraya. Diğer motorlu taşıtlar giremez. Denizli seçeneği doğru cevap. 23. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi. B. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumlu sigortası, sürücü belgesi. C. İşletme belgesi, imalat teknik belgesi. D. Kasko sigortası, sahiplik belgesi. Evet, burada arkadaşlar trafik denetiminde görevlinin istemesi durumunda tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve sürücü belgesini mutlaka göstermek zorundadırlar sürücüler. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, bir şekil sorusu gelmiş yine. Şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kaviste dönmesi. Sağa dar kaviste dönülür. B. Geniş kaviste dönmesi. C. Karşıya geçen yayalara yol vermesi. Evet, bakın yayalar ilk geçiş hakkına sahiptir. Yaya geçidinde. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi doğrudur. Bakın burada Bursa seçeneği yanlıştır. Sağa dar kavisle dönülür, sola geniş kavisle dönülür. Evet, burada geniş kavisle dönülür demesi yanlıştır arkadaşlar. Evet, hemen 25. sorumuz çok çok önemli bir soru yine. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Gevşek malzemeli zemin dedi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi hız azaltılır. Takip mesafesi artırılır. Burada yine Bursa seçeneği doğru cevap. 26. soru. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasaktır? A. Araçların takip mesafesine uyması. B. 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi yasak olan, bakın arkadaşlar. C. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçmesi. Evet. D. 2 numaralı aracın 1 numaralı aracı geçerken hızını artırması. Evet. Burada dikkat ederseniz arkadaşlar 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi işaretle yasaklanmış değil mi? Evet, Bursa seçeneği yanlıştır, yasaktır. 27'ye bakalım. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Bakın tam tersi. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu. B. Karşıdan gelene yol verilmesi gerektiğini. C. Kamyonlar için geçme yasağı başlangıcını. D. Öndeki taşıtın geçilmesinin yasak olduğunu. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu. Bu demiş arkadaşlar. Hayır. Kamyonlar için geçme yasağı, bakın, değil mi? Kamyonlar için geçme yasağı sonunu. Yani artık geçebilir. Evet. Az önceki neydi arkadaşlar? Bakın geçme. Geçmesi yasaktı. Artık burada ise geçebilir. Kamyonlar için geçme yasağı sonunu. Evet, Adana seçeneği doğru cevap. 28'e bakalım. Kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim yerleri içinde 30, yerleşim yerleri dışında 150, yerleşim yerleri içerisinde 50, dışında 200, yerleşim yerleri 60, 250, 70, 300. Evet, yerleşim yerleri içerisinde 30 metre,
Yerleşim yerleri dışında da 150 metreydi, değil mi arkadaşlar? Evet, Adana seçeneği doğru cevap. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz kaçıncı soruydu arkadaşlar? Evet, 29. soru. 29. soruya geldik. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir? Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği hızlandırma işareti. Evet, burada da arkadaşlar bölünmüş yol başlangıcını bize bakın bildiriyor. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 30. sorumuza geçelim. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleriyle ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Evet, burada da dikkat edersek arkadaşlar 1,5, 2,5, 4,5 ve 5,5 şeklinde verilmiş. Tabii ki 5,5 değil mi arkadaşlar? Evet. 5,5 mu arkadaşlar? Tabii ki 4,5 değil mi? 4,5. Toplamda 9 saat araç kullanabiliyorlar. Evet. Devamlı olarak 4,5 saat 45 dakika mola verilmesi gerekiyor. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 31. sorumuza bakalım. 31. sorumuz. Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Evet, burada bir kontrolsüz kavşak sorusu var. Çok çok önemli bir soru. Kuralımız şuydu. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Bakın 2 ve 1 dönüş yapıyor. Öncelikle 3 numara ilk geçer. Daha sonra dönüş yapanın sağındakine yol verir. Demek ki arkadaşlar önce düz giden 3 numara, sonra sağındaki 1 ve sonra da 2 numara. 3 2 1 3 1 2 pardon. 3 1 2 3 1 2'nin olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. 32'ye bakalım. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Yine bir kontrolsüz kavşak sorusu. Traktör, kamyonet, otomobil, motosiklet. Dönüş yapan motosiklet en son geçer. Lastik tekerlekli traktör ve iş makinesi kontrolsüz kavşaklarda diğer motorlu taşıtlara yol verir. Bakın iki tane düz giden aracımız kaldı. Otomobil ile kamyonet. Otomobilin sağında kamyonet olduğu için ilk geçiş hakkına sahip kamyonettir. Bursa seçeneği doğru cevap. 33. sorumuz. Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. 1 numara aracın sola dönüş yapması. Bakalım. Dönüş yapabilir mi? Yapabilir. B. 3 numaralı aracın sola dönüş yapması. Evet. Şu şekilde dönüş yapabilir mi arkadaşlar? Bakın. Dönüş yapar her ikisi de. C. 2 numara aracın sağa dönüş yapması. Yani şu şekilde dönüş yapabilir. D. 1 numara aracın durmadan kavşağa girmesi. Bakın bu yanlıştır. Nedir? Önünde dur levhası var. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 34'e bakalım. Bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek hangisidir? Takograf, çekme halatı, boyun korsesi, emniyet kemeri. Tabii ki arkadaşlar emniyet kemeridir. Denizli seçeneği
Doğru cevap. 35. sorumuz son soru. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur? A. Yeni bir iş kurmak. B. Kasko sigortası yaptırmak. C. Motor tamirciliği eğitimi almak. D. Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak. Evet arkadaşlar, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için mutlaka kullanacağınız aracın cinsine göre ehliyetinizi, yani sürücü belgenizi almanız gerekmektedir, değil mi? Evet, deniz seçeneği doğrudur arkadaşlar. Hemen evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup 2021-2022 yıllarında sizlere çıkacak ehliyet örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Hepinize başarılar dileriz. Bir sonraki ehliyet sınav sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.